Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videomuzu izlemeden önce takipçim olmayı unutmayın. Faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Tabii genelde bilgilendirmeler yüzeysel oluyor. Çok vakit olmadığı için detaylarına giremiyorum. Her konuyu saatlerce konuşmak mümkün. Bugün sizlere arkadaşlar şu anda birçok Türk firmasının başında problem olan, geçmişte veya halen yapmış oldukları gerek nakitlendirme amaçlı, gerek çeyrek dönemde vergisini düşürmek için yapmış oldukları uyduruk firmalardan aldıkları naylon faturalarla ilgili birçok firmanın başı belada şu anda. Biz savcılığa sürekli gidip geldiğimiz için onlarca Türk firması, bunlar tekstil firmaları, inşaat firmaları, farklı sektörlerde çalışan firmalar birçok konuda bunların problemleri var ama en son şu an en çok gündemde olan konu savcılıkta bunlar kontrole girmiş durumdalar. Bununla ilgili size bilgi vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi birçok firmamız, yatırımcımız burada faaliyetlerini sürdürürken gerek muhasebecileri, gerek arkadaşları, gerek kendilerinin muhasebesini tutan başka firmalar, işte çevreden duydukları insanlar bunlara bir takım fikirler veriyorlar. Diyorlar ki, işte vergini düşük göstermek için çok iyi bir firma var abi, sana hemen fatura ayarlayalım. Fatura başına da çok küçük bir yüzde alıyorlar. Hemen adam arıyor orayı, diyor ki işte bize de 20 milyonluk fatura lazım. Veya diyor ki, İşte bizim diyor muhasebemizi tutan şirket var, onların tanıdığı var. Adamlar Rus, hiçbir problem çıkmadı. İşte size istediğiniz faturayı istediğiniz şekilde hazırlar, evrakları sağlam abi. Bunlar klasik şeyler biliyorsunuz. Peki insanlar neden buna yöneliyorlar? Bir, nakit ihtiyacı olduğu için firmaların, özellikle inşaat sektöründe nakit ihtiyacı olduğu için buna yöneliyorlar. İki, Beyaz Rusya üzerinden gümrük işlemlerini yapanların bu malları resmi satış olması, gümrük kayıtlarının olması gerektiği, paranın resmi çıkması gerektiği için bu yola gidiyorlar. Genelde gümrük firması diyor ki al size firma ismi bu, bu size bu firmaya fatura kesin, ya onlar size ödettiriyorlar ya siz onlara para ödüyorsunuz, bir şekilde para transferi yapıyorlar. Bir de yeni son zamanlarda Rusların bu optimizasyon dedikleri bir yöntem var. Herkes bunu kullanmaya başladı. Son iki yıldır diyeyim de bu aralar ağırlıklı. İşte naylon faturayı size veriyorlar. Siz bu faturayı gidere kaydediyorsunuz KDV'siyle birlikte ama hiçbir para ödemiyorsunuz. Şeyde torba hesapta bu bekliyor. Borçlu olarak bekliyorsunuz. Deniyor ki işte bu firmalar bir süre sonra kapanıyor. Dolayısıyla siz de rahat edeceksiniz. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Şunu öncelikle bilin ki firmanızın başka firmalı olan borçları KDV takibinden dolayı zaten vergi dairesi bunları görüyor. Yani bunları siz kimse görmüyor, kafamızı deve kuşu gibi kuma gömmeyelim, kıçımız açıkta kalıyor, bunu da bilin arkadaşlar. Bu borçlu gözüküyor veya dediğim gibi bir çeyrekte bakıyor ki firma sahibi işte 20 milyon şey çıktı, vergi çıkıyor veya kar yüksek. Gider göstermesi ama lazım. Hemen bir komisyon karşılığında falanca firmadan fatura alalım falan diye birileri hemen etrafta akıl veriyorlar. Bu işlere girmeyin arkadaşlar. Niye girmeyin? Çünkü kanuni olarak gider göstermek için, nakit ihtiyacınızı karşılamak için yüzlerce kanunun size imkan verdiği yöntem var. Hadi diyelim yüzlerceyi attık, uydurdum diyelim biraz. Onlarca yöntem var. Muhasebeciniz veya mali işlerinize bakan kimse, hukukçunuz kimse bu konularda size bilgi verecektir. Biraz tabii buna zaman ayırıp bir bütçe planlaması yapmak gerekmektedir. Yoksa Ahmet'ten duydum böyle yapıyormuş, Mehmet'ten duydum bu firma sağlammış abi, Ruslar var orada bir sorun çıkmıyormuş. Yok abi o sizin vergi dairesinin müdürü arkadaşıymış gibi konular biliyorsunuz artık komik olmaya başladı. Bunun nedenlerini anlatacağım size. Rusya Federasyonu 2017 senesinde hükümet bir savaş açtı bu naylon faturalarla ilgili. Bunun başlangıcı 2017. 2017-2018'de bu hız kazandı. 2019 ve şimdi bütün firmaları kontrol ediyor. Özellikle geriye dönük nasıl bakıyorlar biliyor musunuz? Bunu da bilgi olarak vereyim. Sizin
naylon faturayı temin ettiğiniz firma kapanmıştır. Siz bunun için kendinizi rahatsız ediyorsunuz. Tam tersi, vergi dairesi de öncelikle bu kapanan firmaları kontrol altına alıyor. Bu kapanmış olan firmalardan geriye doğru gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla siz de ortaya çıkıyorsunuz hemen. Bu klasik şemalar artık çalışmıyor. Yani bu sene, daha önceki bir videomda da bunu anlatmıştım. 2021'de bu işler tamamen olmayacak arkadaşlar. Herkes resmi olacak veya hukuksal olarak giderlerini arttırma, hukuksal olarak bazı bir çerçeve doğrultusunda, bir plan doğrultusunda bütçenizi ayarlama imkanınız olacak. Ama bunun için epey bir eleman görevlendirmeniz veya bu iş için biraz kafa yormanız gerekecek arkadaşlar. Yoksa o tavsiye etti, buradan fatura alalım, şu tavsiye etti, buradan nakitleştirelim, bu işler kapandı. Dediğim gibi 2017'de başladı, 2018'de hızlandı, 19 ve 20'de de şu an bunun sonuçlarını alıyor vergi dairesi ve çok büyük bir kontrol var ve iş artık savcılığa, silestrine komitet dediğimiz kontrol organlarına yansıtıyor vergi daireleri. Bu nasıl oluyor? Vergi dairesi önce size bir yazı gönderiyor. Diyor ki şu 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 firmalarla ilgili yaptığınız alışverişleri, işte biraz diyor şüpheli gördük bu hareketleri, bize evrakları getirin. Evrakları getiriyorsunuz, diyorsunuz ki nasıl olsa kağıtlar var, aktlar da var, teslim tutanağı da var, efendim söyleyeyim sözleşme de var, bir sorun yok diyorsunuz, rahat rahat veriyorsunuz. Ama paralelinde vergi dairesi hem size ceza keserken, bu işlem şey, KDV'nizi siz ödeyeceksiniz gibi size bastırırken, arka taraftan da vergi dairesi topladığı diğer verilerle savcılığa ve silestrini komitete yazılar yazıyor arkadaşlar. Diyor ki bu firmanın, ve kanun maddelerini de söyleyeceğim, yaptığı şüpheli hareketlerin diyor 158 ceza kanunu, ceza kanunu 198, ceza kanunu 199'a aykırı olup olmadığını diyor kontrol edip gerekli işlemleri yapın diyor bu firma ve yöneticileri hakkında. Artı geçen zaman içerisinde arkadaşlar federal kanun 163 ve federal kanun 401, bunları da ben not aldım, şirketin naylon fatura ile işlem yapması durumunda, ülke dışına para kaçırması, KDV ve vergi vermeyerek devlet bütçesinden para çalması konusunda şirketin muhasebesini, genel müdürünü ve şirketin sahibini de sorumlu tutmaya başlıyorlar. Tabii bu sorumluluk olayı her konuya göre değişiyor, her olaya göre. Çünkü bu sorumlulukta bir şirketin genel müdürünü malıyla, mülküyle sorumlu tutabilirler. Şirketin sahibini tutabilirler, muhasebe müdürünü, ama burada olaylara katılım oranı bu kişilerin, bu kişilerin olayları planlayıp planlamadığı, şirket kurucusunun sermayesi, sermaye miktarı, genel müdürün, muhasebe müdürünün şirketle olan iş sözleşmesindeki maddeler ve sorumlulukları, bunların hepsi ayrı ayrı devletin sizi sorumlu tutmasında önem kazanacaktır. Yani her olay için bunlara ayrı bakmak lazım. Onun dışında arkadaşlar, peki bunu nasıl izliyorlar? Dediğim gibi 2017'de bunlar ASK1 dediğimiz bir programla bunu başladılar kontrol etmeye. Şu anda ASK2 bilgisayar programı bitme aşamasına gelmiş, bütün verileri topluyor. Bir de Big Data dediğimiz bir program yarattılar arkadaşlar. Dolayısıyla sizin hiç aklınıza gelmeyecek şeyleri vergi dairesi anında görebiliyor. Neleri görebiliyor? Personel sayısını görebiliyor. İş yaptığınız firmalarda kaç kişi çalışmış? Genel müdürü kimmiş? Bu genel müdür Rusya'da mı değil mi? Bu genel müdür nerede yaşıyor? Bu sizin alışveriş yaptığınız firmanın ofis giderlerini görebiliyor. Çünkü örnek vereyim, siz dediniz yani ya evraklarımız sağlam, hepsinin var. Teslim tutanakları da var. Sözleşmemiz de var, firma da sağlam. Ama arkadaşlar, vergi dairesi nasıl bakıyor buna veya savcılık? Firma size, atıyorum, inşaat firmasına 2000 metrekare çimento dökmüş. Değil mi? Şey, kamp alanı yaptırmışsınız diyelim. Veya temizlik yapmış, 5 katlı binayı temizlemiş. Veya size bir tır tekstil satmış. Firmaya bakıyor vergi dairesi veya savcılık. Firmada bir tane çalışan var. Bu da hem genel müdür, hem muhasebe müdürü, hem firmanın sahibi. Bunu bir kere koyduk.
Bakıyor ki bu firmanın hesabına sadece para gelmiş. Firmada çay kahve bile harcaması yapmamışlar. Yani firma ne printer kağıdı almış, ne personele maaş vermiş, içme suyu bile almamış ofise. Dolayısıyla sizin evraklar sağlam demeniz komik ve havada kalıyor. Diyelim ki bazı firmalar var arkadaşlar. 15-20 çalışanı var. Bunlar da tabii bu çalışanları hepsini ayarlıyorlar. Vergi dairesi bu firmanın gösterdiği 15-20 naylon fatura düzenleyen firmadan bahsediyorum. Diyelim ki 20 tane çalışanı var. Bu çalışanın registre adreslerine kadar görebiliyor. Hatta bizim karşımıza bir seferinde ilginç bir olay çıktı. Firma bana gösteriyor vergi dairesinde. Ve savcılıkta da aynı şeyi söylediler. Vergi dairesi diyor ki bak diyor bu firmanın 20 çalışanı var diyor. 20 çalışan da diyor St. Petersburg şehrinin falanca ilçesinde falanca yerde oturuyor. Adreste oturuyorlar. Yani arkadaşlar çalışanların bundan haberi bile yok. Yüksek maaşları güya kartlarına gönderiyor firma oradan çekiyor gibi. Veya firmanın genel müdürü bir şey vatandaşı, Türkmenistan vatandaşı. Türkmenistan'dan Rusya'ya firma kurulduktan sonra bir daha gelmemiş. Belki firmanın kuruluş anında da gelmemiş. Hayatında gelmemiş. Size vergiciler veya savcılıkta soruyorlar. Diyorlar ki size bu ticareti yaptığınız firmanın müdürüyle nerede tanıştınız? Tabii bizler de akıllıyız ya hemen diyoruz ki fuarda tanıştık veya internetten bulduk. İşte halbuki adam hayatında Rusya'ya gelmemiş. Dolayısıyla yalan beyanlarınızla zaten kendi kendimize ele veriyoruz. Onun için arkadaşlar burada şuna kadar görebiliyorlar. Ben burada not aldım size. Şimdi bazı firmalar da şöyle bir şey yapıyorlar. Diyorlar ki ben firma çalışanının birisine bir İP kurayım veya firmanın ortaklarından birisi İP kursun veya eşi. Bu IP'den diyor ben bir takım bana hizmetler versin, fatura kessin, ben bunun %6'sını ödeyeyim falan. Bu mümkün tabii ama bakın vergi dairesinde bu big data dediğim, big data dediğimiz olay da tabii şöyle anlatayım. Sizin ofisinizdeki birisini IP yaptınız, ondan bir takım para işleri yapıyorsunuz da muhasebe beyannamesini sizin muhasebeciniz veriyor. Bu adam için ayrı bir muhasebeci tutmadınız. Vergi dairesi kendisine verilen beyannamelerde ve yapılan işlemlerde bilgisayarın, bu işlemi yapan bilgisayarın IP adresine kadar takip ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla savcılık da, vergi dairesi de sizin firmanızın içinden IP adresinden 3-4 firmaya ve beyanname verildiği işlem yapıldığı hepsini görüyor. Dolayısıyla dememiz şudur ki çevrenizdeki insanların akıllarına uyup da kanun dışı işler yapmayınız. Eğer vergiden tasarruf edecekseniz, eğer KDV'den tasarruf etmek istiyorsanız, tabii KDV'den biraz zor tasarruf etmeniz de, vergiden tasarruf etmek istiyorsanız, personel maaşlarında devlete verdiğiniz vergilerden tasarruf etmek istiyorsanız, hakkınızda savcılıkta şurada burada ceza işlemler yapılması, gözaltına alınmak istemiyorsanız, bu işleri kanuna uygun olarak, kanun maddelerini kullanarak, mantıklı bir şekilde bir plan çerçevesinde yapmanız gerekmektedir. Dolayısıyla Ahmet söyledi 5 yıldır çalışıyormuş ki evraklar sağlanmış oradan yapıyoruz gibi nakit ihtiyacınızı çözme başka konulara girmeyin arkadaşlar. Eğer bizden yardım isterseniz bu konuda çeşitli fikirlerimiz ve önerilerimiz sizlere mutlaka olacaktır. Kanalımı takip etmeye devam ediniz. Hiçbir yerde size anlatılmayacak bilgileri anlayacağınız dilde sadece burada bulabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.